Efendim talebeniz olarak kendilerine kızıyorsunuz diye bir tabir geçti. Hayır, kızmıyorum. Niçin? Çünkü ben onların abisiyim. Bilakis bunları ben şefkatimden söylüyorum, kızmamdan değil. Ben şefkatinden, sevgimden söylüyorum. Yazıktır, günahtır bu yaptıkları için, vebalin altından kalkamazlar. Bak Tayyip yarın hesap gününde neyle karşılaşacak, duymadıysa duysun. Efendim ben İmam Hatip Okulu mezunuyum. Hiçbir hayırlı şey kaybolmaz. Onu sevap terazisine koyarlar. Efendim benim hanım Mesture. Sevap terazisine koyarlar. Ben namazlarımı kılan bir insanım. Sevap terazisine koyarlar. Ama sen Siyonizmi destekledin, İsrail'i destekledin. İsrail faizci kapitalist nizam ile yeryüzünün en zengin kıtası olan Afrika'yı en fakir ülke haline getirdi. 1 milyar insanı 300 milyonunu ekmeksiz bıraktı. 100 milyon çocuğu açlıktan öldürdü. Sen bu zulmün ortağısın dendikleri zaman, yarın günah sevap terazisi kurulduğunda, mizanda nasıl kendisini kurtaracak? Aha ya Rabbi, ben bunu bu manaya geldiğini bilmiyordum diyerek kendinizi kurtaramazsınız. Çünkü size diyecekler ki bak ey kulum, biz kitabımızı oku emriyle gönderdik ve ilmi farz kıldık. Ve kitabımızda da hayırlı amel nedir, ifsat nedir birbiri anlattık size. Hayırlı ameli işleyin, ifsattan kaçının dedik. E şimdi sen gelmişsin bütün bu tembihlere rağmen, ben bunun ifsat olduğunu bilmiyordum diyorsun. Biz Kur'an-ı Kerim'de Beni İsrail'in işinin gücünün ifsat olduğunu söylemedik mi? Sen niye bunları öğrenmedin? Niçin ecdadın yolunu bıraktın da onlara destek olmaya kalkıştın? Niçin Filistin'i kan gölüne çevirdin? Niçin camide küçücük çocuklar öldürdün? Akşamları televizyona bakarken gözünüzden yaş gelmiyor mu sizin ya? Benim geliyor. Ne zaman Filistin'i görürsem, ne zaman Irak'ı görürsem, o çocukların ne hale geldiklerini, nasıl öldürdüklerini gördüğüm zaman gözümden çok da olarak yaş geliyor. Bunun sebebi nedir? Türkiye'de AKP'nin iş başında bulunmasıdır, onlara destek vermesidir. Eğer Türkiye'de milli görüş iş başında olsa, bunlar akıllarına bile geçiremezlerdi Irak'a gelmeyi.